Yemyeşil doğasıyla bilinen Bolu bu özelliğini korumak için kolları sıvadı. Bolu Belediyesi kirli suları arıtarak kullanım suyu haline dönüştürdü. Yetmedi, çöplerden ortaya çıkan metan gazını da değerlendirdi. 2000 haneye elektrik verdi. Amaç doğayı ölümsüz kılmak. Burası Bolu'nun kirli su arıtma tesisi. 2050 yılına kadar Bolu'nun atık su sorununu çözmek için kuruldu. Burada su birçok işlemden geçiyor. Vatandaşa gidene kadar tertemiz oluyor. Kirli su işte bu noktadan arıtma tesisine gidiyor. Sırasıyla önce iri çöplerden arınan su, sonra da çamurundan arınmak için ön çökertme havuzuna getiriliyor. Kirli su 3 işlemden geçtikten sonra bizim de şu anda bulunduğumuz havalandırma havuzuna geliyor ve bakteriler son bir kez gün yüzüne çıkıyor. Sonrasındaysa hemen ileride bulunan son çökertme havuzuna geçiyor ve oradaki son işlemden sonra da Bolu'nun kirli suyu artık arıtılmış oluyor. Temizlenen su kullanma suyu olarak değerlendiriliyor. Vatandaş da bağını bahçesini bu suyla suluyor. Bolu'yu temizleyen bir diğer proje çöp merkezi. Merkeze damgasını vuransa başta kadın eli. İşte Bolu'nun çöpü de buraya geliyor. Kadınlar burada büyük bir hızla ivedilikle çalışıyor. Gördüğünüz gibi gelen çöpleri maddelerine göre ayrıştırıyorlar ve buradaki işlem çöplükte son buluyor. Kağıtlar, naylonlar, pet şişeler ve plastikler işte bu noktada ayrışıyor. Sonrasındaysa işçiler onları alıyor ve kağıtları yeniden geri gönderebilmek için gördüğünüz gibi balyalar haline getiriyor. Çöp merkezinin işlemi burada bitmiyor. Evsel atıklardan oluşan metan gazı da ayrı bir yerde değerlendiriliyor. Evsel atıklardan ortaya çıkan metan gazı 68 bacanın yardımıyla işte tam olarak da bu noktaya getiriliyor ve gerekli işlemlerden geçtikten sonra üretilen elektrikle 2000 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Belediyenin bu hizmetlerinin gerisinde ise tek bir amaç var. Çevreyi kirletmeyecek sanayilere evet diyoruz. Bolu'yu yok etmek istemiyoruz. Bu coğrafyayı gelecek kuşaklara yaşanabilir halde bırakmak istiyoruz. Çünkü dünyada bir başka Bolu yok. Ve buraya diyoruz ki doğanın kalbi. Boğa güreşlerinde ana vatan olarak İspanya bilinir ancak haber Kolombiya'dan geldi. Hafta sonunda ülkede düzenlenen etkinlikte güreşleri boğalar kazandı. En az.